İkinci tadım için Güldenur kayınvalidemi buraya rica ediyorum. Ay bugün bayıldım sana. Vallahi. Allah. Ay çok teşekkür çok ederim. Çok hoş olmuşsun. Eli etek. Evet. Leopar üstünde böyle bir bari ve yine tabii her zamanki şıklığınla çok hoş. Olmazsa olmaz. Ay maşallah. Ama nazarlara geldin zaman, sen. Vallahi. Güzelsin diye diye. Pırıl pırıl. Ay teşekkür ederim. Sağ olasın. Nefis tabaklar var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu lezzeti tattığını düşünüyorum. Daha önce. Yani bir aç bakalım. Tattım. Ama şeyli değil. Krep hamurunda değil. Ispanakla çok. Aa. Ispanakla yapıyorlar genelde. Öyleymiş. Hı? Hadi aç bakalım. Hadi bakalım. Ispanak mı sevmiyorsun sen? Evet. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. Aa. Bir daha yedireceğim sana. Sana iyi bakmam lazım. Söz verdim kızına. Aç bakayım. Oh! Ya tadı güzel. Hı. Güzel de işte benim o... Kır şu inadını. Evet. Niye vitaminli şeyler? Güzel, lezzetli. Hı. Sunum muhteşem. Bak ben benim tadı hiç da ağzımda yok, ekşitmedi. Demek hepsini ki böyle ellerimle yedireceğim beren, sana. Beren'de de var demek ki. Onun tadı da geçiyor. Ben yerim seni. Valla. Ha, nasıl buldun lezzetli, bir tane? Lezzetli, güzelmiş. Bak, gerçekten sevdi. Başarını. Valla güzel. Panesi. Her şey muhteşem. Kızarması. Tam istediğim dört gibi. Dört dörtlük mü bu? Evet. İkinci tabağımıza geçelim. Bak ben aldım çatalı bıçağı. Ya, kıyamam. Hadi yedireceğim seni. Evet. Ha. Evet. Üşüp bayılıyor, korkutuyor bizi buralarda. Bu ne kadar büyük şöyle yapmış. Bak. Ne yapmış? Bol koymuşuz büyük, bana. Büyük. Hem bol koymuş hem de kocaman yapmış bana. Çıtır çıtır geldi ıspanağı. Nasıl? Bak seviyor gitgide. Geri kalmış. Vitamin biraz, içinde. Biraz hafif evet. Yok lezzetliymiş, güzel bir şey. Yani yenmeyecek bir şey değilmiş, güzelmiş gerçekten. Ben sevmiyorsam, gel. Ben bunu diyorsam gerçekten güzel. Bunun da içi diri kalmış. Hmm. Dışında bizim gelin bulamaya unutmuş mu? Hakikaten pane mi yok bunda? Yok. Sorarsın tabağın sahibine. Ve ıspanaktan fazla soğan tadı geliyor. Hmm. Soğan da öyle... mı yemiyordun? Yok soğanı çok severim. İyi bari. Soğan, sarımsak hiç onsuz süper. Yemek yemem. Tamam. De olmamış bu tabak. Vallahi kim yaptıysa olmamış. Nesi olmamış? Ne dışı olmuş, panesi yok. Hı-hı. Ne içi olmuş. Fena kalın değil mı? Biraz kalın ama. Yani o osunda değilim, içinde sadece soğan tadı geliyor. Performansı sevmedin o ikisinden sonra sen, yok. Anladım. Nur bak nasıl bakıyorum kayınvalidene, sen de böyle bakacaksın. Annelerinize. He? Bunun hamuru daha ince olmuş, daha güzel olmuş ondansa. Bundan? Tabii. Hmm. Ondaki soğan tadı? Tadı çok şey. Lezzet fena değil ama o iki tabak gibi değil. Diyorsun. Yani başarılı olmamış. Şimdi puan istiyorum senden. Vallahi bu ver tabak puanı. Zaten direkt bir. Öyle mi? Vallahi kimi bilmiyorum ama. Üçüncü tabak İnşallah bir. İnşallah gene gelinime denk gelmez. Yapılacak bir şey yok, göreceğiz. Bu beş numara. İki numaralı beş tabak, puan, beş puan. Bir dört, numaralı tabak. Dört. 4 puan. Evet. Geriye 4 numaralı diğer yakışıklı kaldı. Ay 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 ay. Ya ona da 3 vereyim ya. Allah razı olsun. Ya yerim seni. Güldenur Hanım'dan 3 puan alan 4 numaralı tabak hangi gelinimsin? Hazır mıyız? Hazırız. Açıyoruz o zaman. Buyurun açtık. Ezgi. Evet. Canım 3 puan aldın yavrum. Evet. Seni çok seviyorum. O yüzden yüklenmeyeceğim sana. Bir de rahatsızsın zaten biliyorum. Beğendin. Güzel puanlar kullandın. Teşekkür ediyorum. İşte sen Nurten teyze gibi böyle gelip adaletsiz puanlar kullanmadın. Gayet güzel puanlar kullandın. Sadece panesi mi sana az geldi? Aslında panesi var.
bak, sadece çok az. Bak mesela senin, şu iki tabak gibi olsaydı. Ha, onlarla yan yana geldiğinde çok fazla kızarmadığını düşündüğün için. Yok, panet az gelmiş belli zaten. Bu tabakta hemen hemen hiç yok. Hı-hı. Bu da çok az. Ya ben hepsini önce yumurtaya, sonra paneye, hatta üstüne serpiştirdim, koydum, kızarttım. Biraz dediğim gibi sana az gelmiş olabilir. Az gelmiş ama tadı İki fena lezzetli, değil. Lezzetli, güzel. Ama mesela şöyle söyleyeyim sana. Dördü daha ince buldun krebini. Evet, krebi daha... Biri daha kalın buldun. Hani biri ona daha göre de şey yapabilirdin. Şimdi onun da tadı çok lezzetliydi. Lezzetliydi ona, yani. Ama o da güzeldi. O zaman ona da keşke dört verseydin. İşte dört. Çünkü hani ince ya. Buraya ver. Yani ona bu kalın ya, krep ince olur. Tamam, çok doğru. Kalın olmaz. Ona 3, ona 4 versin. Eğer hani keşke senin tabağın bu olsaydı inan 4'ü ona yapıştırırdım hiç. Kızamıyorum da sana. Ezgi'cim biraz önceki kıyımdan dolayı sen tabağını anlamadın herhalde hayatım. Yani anlamadım. Direkt bir 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 gelince sen tabağın olmuş mu olmamış mı anlamadın. Sen mi söylüyorsun? Hangi puan durumunda anlamadın. Bak şu an anlaman için sana 3'lerin kraliçesi geldi 3'ün. Olsun, ben ona çok yüklenmek istemiyorum. Aynen ya, yüklenmeyeceğim. Normalde, diyorsun hala konuşuyorsun. Hayır, tabağın hakkı 3 değil. Hmm. Senin senin yanında, yani benim tabağımın yanında direkt krebe sarılmış bir ıspanak duruyor. Hmm. Ne yumurtalanmış, ne panelenmiş. Sen mi konuşuyorsun? Nereden biliyorsun şu an onun tabağı olduğunu? Benim tabağımın olduğuna hüküm vermene şu yani anda ben gerek. Öyle düşünüyorum. Sen öyle ben düşünmeye öyle devam düşünüyorum. Çünkü sen düşüşlerdesin. Ben öyle düşünüyorum. Sen öyle yani düşünmeye devam et. Burada son kalan enerjimle, son kalan nefesimle. Ne oldu? Neden? Ne oldu? Üç nerede böyle böyle kalan bir şey? 3 aldın anne, hala buradayım. Güldenur teyze, ayıldın, bayıldın ama olmadı. Senin birazcık daha dinlenmen gerekiyor. Verdiğin puana bak, 3. Şöyle bir numaralı tabağın önüne alalım. Ay. Bu tabağda 4 puan verdin. Bakalım 4 puan hangi geline gitti? Evet, hazır mıyız? Hazırız. Puanları güzel güzel verdi, kıyamadı kimselere. Ve şimdi böyle haftanın 4. gününde güzel bir puan verdiği, 4 puan verdiği bu tabak hangi gelinin? Buyurun, açtık. Aysun! 4 puan aldın. Şimdi Güldenur abla, 4 puan kötü bir puan değil ama yorumlarını hatırlarsan eğer... Hatırlıyorum. Dedin ki bak, içi çok lezzetli. Hiç diğerlerine yaptığın gibi... En lezzetlisi gibi de o dedim. Ya, niye 5 vermedin? Dediğimin arkasındayım. Neden 5 vermedin? Ya son anda ben hamurunda hani... Bak buradan görünüyordur. Kaşar o kaşar. Bayağı kaşar, kalın. Kaşarla hayır, yapışmış. Hayır hayır, hamuru da kalın. Hayır. Öyle kaşarla böyle yapışmış. Vallahi. Ben buradan kaşarı görüyorum. Bana hamuru çok kalın geldi. O yüzden kaşar. Diğer tabağı... Güldenur ablacığım bak, diğer 5 verdiğin tabağın içine diyorsun ki bunun içinde bir sertlik var, dirilik var diyorsun. Evet, evet. O senin... Soğan. Hayır hayır değil aşkım. Onda soğan tadını aldın. Diğerinde benden sonra hani geçtiğin tabakta içinin diriliğinden bahsediyorsun. Ama ne yani, o senin gözüne gelmiyor. Gidiyorsun incecik olan bir tabaktaki hamura diyorsun kalın gibi geldi. O yüzden en lezzetli tabaktan bir puan kırıyorsun. Şimdi bu olur mu? Lezzetliydi, güzel. Lezzetli. Bu doğru olur mu? Dedim zaten. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum aslında, gerçekten. Biz yine sona kaldık seninle. Sana ne oluyor zaten annem, sana bilmiyorum yani. Ya. Diyorum ya, bir Aysun gidiyor, geri geliyor, sen gidiyorsun. Ne zaman döneceğim bilmem. Şimdi Seren'le Nur sona kaldı. Burada bir verdiğin tabak, bir de 5 verdiğin bu tabak var. Güldenur Hanım'dan finale bir gün kala 5 tam puanı alan tabak hangi gelimiz? Hadi bakalım. Seren mi Nur mu? Açıyoruz. Açtık. Buyurun. Seren. Nur. Gel bir bak tabağına. Ondan sonra kayınvalidenle. Vallahi tadına konuş. Bakmasını isterim aslında. Baksın neye istiyorsa. Gel ya bak. Hala onun biliyorum acısı yani duruyor. Şu an soğanın acısı mı? İçinde soğan var anne. Annem ama yani. İçinde soğan var. Ne güzel de olmuş ya. Ne kadar güzel de olmuş. Bak yavrum ya, bak. Anne. Vallahi içi çiğ, soğanlar. Anne zaten çiğden çatır, koyuyoruz çatır onları. Bunu ekstra tamam, kavurmadık. Ama
Bunu ekstra kavurmadık. Ne kadar da düzgün olmuş şekli de kendisi de. Yok, kızarması tamam, da. Tamam şekli tamam, tamam ama sen bunu bulamamışsın bile. Anneciğim zaten bunu biz... Kızartmam. Zaten biz bunu... Batıracaktık, yumurtaya batıracaktık, çıkaracaktık. Yani burada bir tabak, bir yanlış tabak varsa o tabak benim tabağım değil bu arada. Şef bize bunu batırın yumurtaya, daha sonra galeteye batırın dedi. Ama kızlar bunu almışlar, hallaç pamuğuna çevirmişler. Al ben sana doğru bir krep göstereyim, bunlar krep değil çünkü. Tamam, hepsi krep olacaktı ama yani neticede buna da bulanacaktı. Yani siz güzel bulayamamışsınız. Yani ben bir aldım. Bu normal krep hamuru gibi olmuş. Evet, börek krep olamamış. Yaptık çünkü. Ha. Çünkü krep yaptık. Ben şuna daha çok üzülüyorum. Benim gibi bir gelinin yanında Seren 5 aldı senden. Evet. O doğru. Sen buna üzülüyorsan. Gülüyorum. Gülüyorum. Benim gülüyorum. Kadar üzülebiliyorsan ne mutlu bana. Anneciğim gerçekten dinlendin ama bu dinlenmek sana pek iyi gelmemiş. Güldünur teyzeciğim, siz yorulmayın. Zaten hastasınız. Bir gün de sizin için biz ara verdik. Buyurun sizi yerinize alayım. Ben de şöyle iki bir göbek atayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi teyzeniz tabağı, yemeği yaptı. Tabağı oynadın ya. Canım benim 20 senedir ben yemek yapıyorum. Benim yaşım 41. Fark etmez, hepimiz yemek yapıyoruz. Hepinizi tekrar tekrar eleyeceğim. Hepinizle hem görselimle. Konuşabilir miyim? Hem çenemle hem yemeğimle. Buyurun. Orada kocaman bir krep var. Kalın evet. Bir kenarı yanmış. Ispanağını aşırı derecede diri bulmuş çünkü bence sıkamamışsın, belki de hiç sıkmamışsın. Geliyorsun bir de ortada gösteriş yapıyorsun, dans ediyorsun. Evet, Allah'ım yarabbim, normal yarışmacılar diyorum. Sen de 5 al, sen de göbek at. İlk haftadan nasıl beni rakip gördün? Sen kendini dişli mi sanıyorsun? Nasıl biliyorsun? Sen kendini dişli mi sanıyorsun? Benim el emeğim var orada ve beni bana veriyorlar ya. Kocaman yani. Kalın bir tabak çıkarmışsın. Kocaman dişli kalın. Misin? Tabii ki dişliyim. Bakın. Sen benim için çekirdek ve çerezsin. Devam edelim. Çerez mi? Göreceğiz.